Merhaba çocuklar, ben Neşe Tabakkaş. Prizren Emin Durak İlköğretim Okulu'nda sınıf öğretmeniyim. Bugünkü dersimiz Türkçe. 5. sınıfların Türkçe dersini öğreneceğiz. Konumuz dilimizi öğrenelim. Dilimizi öğrenelim, yani dil bilgisi bölümünde ünsüzler ya da sessiz harfleri öğreneceğiz. Öncelikle sizlere sessiz harflerin ne olduğunu hatırlatmak istiyorum. Ses yolundan çıkarken bir engele uğrayarak az çok biçimlenen, boğumlanan, tek başına güç söylenen sesler ünsüzleri oluşturur. Türkçe'de 21 tane ünsüz harf vardır. Bunlar şu şekilde sıralanır. B, C, Ç, D, F, G, yumuşak G, H, J, K, L, M, N, P, R, S, Ş, T, V, Y, Z. Gördüğünüz gibi alfabemizin 21 harfini ünsüzler oluşturur. Alfabemiz 29 harften oluşuyordu ve bizim 8 tane de ünlü yani sesli harfimiz var. Bunu da hatırlayalım. Ünsüzler kendi aralarında 4 farklı gruba ayrılır. Bunların ayrılması şu şekilde gerçekleşir. Ünsüzler seslerin çıkma durumuna göre 4 gruba ayrılır. Bunlar dudak ünsüzleri, diş ünsüzleri, damak ünsüzleri, gırtlak ünsüzleri. Şimdi bunların ne anlama geldiğini ve hangi harflerden oluştuğunu sırayla görelim. Dudak ünsüzleri şu harflerden oluşuyor. B, F, M, P, V. Dudak ünsüzleri dudakların birbirine dokunmasıyla çıkar. İsterseniz bu harfleri söylerken bu deneyi yapabilirsiniz. Diş ünsüzleri C, Ç, D, J, L, N, S, Ş, T, Z. Diş ünsüzleri dil ucunun diş üstlere, üst dişlere yaklaşması ya da dokunmasıyla çıkar. Diş ünsüzlerini söylerken dilimizin hafifçe dişlerimize dokunduğuna ya da yaklaştığını göreceğiz. Bu harfleri söylerken lütfen buna dikkat edin. Damak ünsüzleri. Damak ünsüzleri G, yumuşak G, K, Y. Damak ünsüzleri dil ortasının ön damağa ya da dil kökünün arka damağa yaklaşmasıyla çıkar. Bunlar biraz daha söylerken zorlandığımız ya da dilimizin damağımıza değerek çıktığı harflerdir. Bunları da söylerken lütfen bu noktaya dikkat edin. Gırtlak ünsüzü H. Dikkat ettiyseniz H harfini söylerken hiçbir yere, hiçbir organa dokunmadan çıkan bir harftir. Bunu lütfen söylerken nasıl söylendiğine iyice dikkat edin. Gırtlak ünsüzü ses girişlerinin birbirine çarpmasıyla oluşur ve ağızda hiçbir engele uğramaz. Çocuklar, lütfen harfleri yazarken ya da söylerken bu deneyleri yapmayı unutmayın. Konumuzu buraya kadar açıkladık. Sizlere ev ödevi vermek istiyorum. Ev ödevimiz Türkçe 5 kitaplarında 215. sayfada ünsüzler konusunu renkli kalemler kullanarak ev ödevi defterlerinize yazınız. Ben kırmızı renk kullanmayı tercih ettim. Siz hangi rengi seviyorsanız o rengi kullanabilirsiniz. Bugünkü dersimiz bu kadar. Görüşmek üzere çocuklar.